odak uzaklığı 10 cm olan bir mercek üretmek istediğimizi varsayalım. Bir merceğin odak uzaklığının neye göre değiştiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bu durum yüzeylerin ne kadar eğri olduğuna bağlı olabilir. Ya da ortamın kırılma indisine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden bir mercek üretirken odak uzaklığıyla o merceğin özellikleri arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bu videoda da tam olarak bu konudan bahsedeceğiz. Merceği en az bir eğri yüzey tarafından kırılmaya uğrayan bir ortam olarak nitelendirebiliriz. Ancak örneğimizde iki yüzeyin eğri olduğunu görüyoruz. Buradaki iki yüzey de sferik yani küre şeklinde. Yani ikisi de aslında bir kürenin parçası. Ayrıca merceğin kalınlığı her iki yüzeyinde eğrilik yarıçapından daha küçükse bu merceğin ince bir mercek olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki şekilde aslında o kadar küçük görünmüyor. Çünkü merceğin kalınlığını biraz büyüterek çizdim. Bunu yapmamın sebebi de ışınları daha rahat çizerek nerede olduklarını daha kolay göstermek. Ancak buranın kalınlığının eğrilik yarıçapından çok daha küçük olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda merceğimiz ince bir mercek olur. Öncelikle burada bu kadar ince bir merceğin odak uzaklığını nasıl bulabileceğimizi gösterelim. İlk olarak asal eksenimizi çizelim. Buradaki O noktası ince merceğin merkezini ifade eder. Buna optik merkezde diyebiliriz. Eğri aynalarda olduğu gibi odak uzaklığını bulmak için buraya birkaç ışın demeti çizerek hangi noktada kesiştiklerine bakalım. Asal eksen boyunca ilerleyen bir ışın çizelim. Bu ışın her iki yüzeyde dik olduğundan geliş açısı sıfırdır. Yani kırılma olmayacağından ışın sapmadan yoluna devam eder. Peki, yüzeye dik olduğunu nasıl anladık? Fark ettiyseniz ışın iki eğrilik merkezinden de geçiyor. Bu durumda eğrilik merkezinden geçen her ışının daima yüzeye dik olacağını söyleyebiliriz. Yani bu ışın kırılma olmadan yoluna devam eder. İkinci ışını da asal eksenin yukarısına çizelim bu ışın kırılmaya uğrar ve bükülür. Nasıl kırıldığını anlamak için ilk olarak eğri yüzeylerden sadece bir tanesine bakalım. Şimdilik ikinci eğri yüzeyin orada olmadığını varsayalım. Işının nasıl kırıldığını anlamak için bu noktadan bir normal çizgisi çizelim. Normal çizgisi her zaman eğrilik merkezinden başlanarak çizilir. Bu noktada dışarıdaki ortamın daha az yoğun, içerideki ortamınsa daha yoğun olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda ışın daha az yoğun ortamdan daha yoğun ortama doğru ilerler. Yani ışın normalin olduğu noktaya doğru kırılır. Buna benzer bir şekilde büküleceğini söyleyebiliriz. Bu iki ışın da burada bir yerde kesişir. Bu noktaya I noktası diyelim. İşte bu noktada görüntü oluşur. Ancak bunun görüntünün son hali olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü henüz ikinci yüzeyi hesaba katmadık. Yani ikinci yüzey olmasaydı görüntümüz bu şekilde olacaktı. Şimdi de ikinci yüzeye bakalım. İkinci yüzey de bu, gelen ışınımız. İlk gelen ışını göz ardı edebiliriz. Buradan bir normal çizdiğimizde bu ışının yoğun ortamdan daha az yoğun ortama doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani ışın normalden uzaklaşacak şekilde bükülmeye başlar. Normalimiz burada. Bu durumda kırılmanın ardından buradaki ışın şu şekilde bükülür ve sonuç olarak burada bir noktaya düşer yani kırılmadan sonra ışınlar bu noktada odaklanır. Bu noktaya asal odak denir. Burada asal odak noktamızı görüyoruz. Buradan buraya olan uzaklık da odak uzaklığını ifade eder. Zaten bunu bulmamız gerekiyor. Peki odak uzaklığını nasıl bulabiliriz? Konumuz eğri yüzeylerdeki kırılmalar olduğundan bu noktada tabii ki eğri yüzey formülünü kullanmamız gerekiyor. Formülü birazdan göstereceğim şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. Buradaki k_o kırılma ortamının kırılma indisini ifade ediyor. Kırılma ortamı derken, bu bölgede kırılan bir ışın olduğunu kastediyoruz. Aynı şekilde g_o da ışının geldiği ortamın kırılma indisini ifade eder. v görüntü uzaklığı, u cisim uzaklığı ve r eğrilik yarıçapını ifade ediyor. Elimizde iki yüzey bulunduğundan bu formülü her iki yüzeyde uygulamamız gerekiyor. İlk yüzeyle başlayalım. Formülü ilk yüzeyde gösterirken ikinci yüzey hiç yokmuş gibi davranabiliriz. Bu da ikinci yüzeyde gerçekleşen kırılmayı göz ardı edebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca bu iki ışının bu noktada kesiştiğini düşünebiliriz. Bu tarz soruları bu şekilde daha rahat çözmeniz mümkün. Birden fazla yüzeyin olduğu durumlarda diğer tüm yüzeyleri hesaba katmadan ilk yüzeye ele alarak başlayabiliriz. Şimdi de formülümüze bakalım kırılma ortamı, kırılan ışının içerisinde olduğu ortamı ifade eder demiştik. Kırılan ışınımız işte bu noktada. Yani kırılma bu ortamda gerçekleşir. N2, kırılma indisini ifade eder. Işının geldiği ortamsa dışarıda çünkü ışın kırılmadan önce gelirken burada. Buradaki kırılma indisinin de N1 değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Değerleri yerine yazalım. N2 değeriyle ifade ettiğimiz kırılma ortamını görüntü uzaklığı olan V değerine bölmemiz gerekiyor. İlk yüzey için görüntünün burada yer alacağını söyleyebiliriz. Bu durumda görüntü uzaklığı da buradaki uzaklığa eşit olur. Merceğimiz ince olduğundan uzaklığı bu noktadan mı yoksa şuradaki noktadan mı aldığımızın pek bir önemi yok. İkisi de aynı. Bu yüzden zaten şu anda ince mercekleri inceliyoruz. Yani bu uzaklık görüntü uzaklığı olan V değerini ifade eder. Bu uzaklığı nereden aldığımızın pek bir önemi yok. Yani ilk kısım n2 bölü v olur. Bu ifadeden de ışının geldiği, dışarıdaki ortamı ifade eden n1 değerinin cisim uzaklığına, yani u değerine bölümünü çıkartmamız gerekiyor. Peki, cismimiz nerede yer alır onu bulalım. Işınlar birbirine paralel, yani cismimiz çok uzakta. O zaman sonsuzda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda cisim uzaklığımızın da sonsuza eşit olduğunu belirtelim bu değer de şuna eşit. Pay kısmında bu ifadeyi diğerinden çıkartmamız lazım. Yani burası n2 eksi n1 olur. Bu ifadeyi de eğrilik yarıçapı yani r ifadesine bölmemiz gerekiyor. r ise buradaki yüzeyin eğrilik yarıçapı. Burası birinci yüzey olduğu için bu eğrilik yarıçapına r1 diyebiliriz. Burada neden işaretleri belirtmediğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Bundan daha sonra detaylıca bahsedeceğim. Ancak şimdilik birinci yüzey için formülümüzü çıkarmış olduk deyip geçelim. Buna birinci denklem diyebiliriz. Şimdi de bu denklemi ikinci kırılma yüzeyine göre yazalım. İkinci yüzeyde kırılmanın ardından görüntünün burada oluştuğunu biliyoruz. Bu noktada formülümüzü ikinci yüzeye uygulamamız gerekiyor. Videoyu durdurarak bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. İlk olarak kırılmanın gerçekleştiği ortama bakalım. Fark ettiyseniz bu sefer kırılma dışarıdaki ortamda gerçekleşiyor. Bu durumda kırılma ortamı n1 olur. n1 değerini de görüntü uzaklığına bölmemiz gerekiyor. Görüntümüz bu sefer bu noktada. Yani bu yüzey için bu nokta görüntüyü ifade ediyor. Bu durumda görüntü uzaklığı odak uzaklığına eşit olur. Yani n1 değerini f değerine böleriz. Evet, eksi. Burası gelen ışın. O yüzden gelen ışının olduğu ortam buradaki mercek. O zaman n2 bölü cisim uzaklığı. Cisim uzaklığının sonsuza eşit olduğunu biliyoruz. Ama burada aslında tam da öyle değil. Bu noktada dikkatli olmamızda fayda var. Gelen ışınların bu noktada yer aldığı durumlarda cisim uzaklığımız sonsuza eşit olur. Ancak bu gelen ışınlar ilk yüzey için geçerliydi. İkinci yüzeye gelen ışınlarsa şu ışınlar. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Cisim gelen ışınların kesiştiği noktada yer alır. Gayet basit öyle değil mi? Örneğin şu cismimiz ve gelen ışınları bu şekilde çizseydik cismimiz gelen ışınların kesiştiği noktada yer alırdı. Bu yüzden gelen bu ışınların hangi noktada kesiştiğini bulmamız gerekiyor. Işınların önce hangi noktadan geldiğine bakarsak hiçbir noktada kesişmediklerini görürüz. Ancak ileriye gidersek bu noktada kesişeceklerini söyleyebiliriz. Bu durumda cismimiz bu noktada yer alır. Burayı cisim olarak kabul etmemizin biraz tuhaf olduğunun farkındayım. Çünkü ışınların bu noktada kesişmediğini biliyoruz. Buradaki yüzey olmasaydı iki ışın bu noktada kesişirdi. Bu yüzden de bunun gibi cisimler sanal cisimler olarak adlandırılır. Şimdilik bu terime çok takılmayın. İkinci yüzey için cismimizin bu olduğunu bilseniz yeter. Birden fazla yüzeyin verildiği sorular genellikle bu şekilde çözülür. Yani birinci yüzeyde oluşan görüntü, bir sonraki yüzeyde cisim işlevi görür. Evet, ikinci yüzeyimiz için cismimizi bulmuş olduk. Bu durumda cisim uzaklığı da v değerine eşit olur. Öncesinde görüntü uzaklığı olarak aldığımız değeri, ikinci yüzeyde cisim uzaklığı olarak kabul etmiş olduk. Hemen hesaplayalım. Pay kısmında n1-n2 ifadesi var n1 eksi n2. Bu ifadeyi de eğrilik yarı çapına bölmemiz gerekiyor. Bu yüzeyin eğrilik yarı çapı, diğer yüzeyin eğrilik yarı çapıyla eşit olmak zorunda değil. O yüzden bunu r2 olarak yazabiliriz. Böylece ikinci yüzey için 2 numaralı denklemimizi de yazmış olduk. Son duruma bakarsak bu iki ışının bu noktada kesiştiğini söyleyebiliriz. Şu ı noktasını biz uydurduk diyebiliriz. Yani burası olmasaydı ışınlar I noktasında kesişirlerdi. Yani V değeri kendi varsayımlarımıza dayandığından son denklemde bu değeri kullanamayız. Bu iki denklemden yararlanarak V değerinden kurtulmamız mümkün. Dikkatli bakarsanız burada negatif bir N2 bölü V değerinin, burada da pozitif bir N2 bölü V değerinin olduğunu görebilirsiniz. Yani iki denklemi topladığımızda buradaki kısımlar birbirini götürür. Böylece odak uzaklığımızın kaç olduğunu bulabiliriz. Videoyu burada durdurarak bunu kendinizde bulmayı deneyebilirsiniz. Biraz yer açsam iyi olacak. Evet. Burada tek yapmamız gereken birkaç matematiksel işlem. İki denklemi topladığımızda bu ikisi birbirini götürür. İlk olarak denklemin sol tarafını yazalım. n1 bölü f eksi n1 bölü sonsuz. Peki burası neye eşit? Bu değer aslında sıfıra eşit. Bu değer sıfıra eşit olduğundan burası gider. Bu durumda sol tarafta sadece az önce yazdığımız değer kalır. İki denklemi topladığımızı unutmayalım. O zaman n1 eksi n2 bölü r2 artı n2 eksi n1 bölü r1. Evet, sol tarafı yazdık. Şimdi denklemi n2 eksi n1 ortak parantezine alabiliriz. Bunu yazalım. Buradan 1 bölü r1 değeri gelir. Fark ettiyseniz denklemi paranteze alınca buradan bir negatif gelecek. Yani eksi 1 bölü R2. Dediğim gibi burayı N2 eksi N1 parantezine aldığımızdan buradan eksi geldi. Bu durumda tüm denklemi N1 değerine bölebiliriz. Evet, bu denklemin son denklem olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu denkleme göre odak uzaklığını bulmamız mümkün. Aslında denklemi biraz daha sadeleştirirsek iyi olacak. Pay kısmındaki iki değeri de n1 değerine bölelim. Bunu şuraya da yazsam olur. Bu durumda burası n2 bölü n1. Burası da n1 bölü n1 yani 1 olur. Bu durumda odak uzaklığını bu denkleme bakarak bulabiliriz. Gördüğünüz gibi odak uzaklığı kırılma indislerine ve eğrilik yarı çaplarına göre değişir. Bu denklemde mercekçi formülü ya da mercek yapı formülü olarak adlandırılır. Buna mercekçi denklemi denmesinin sebebi şu. Uygun odak uzaklığına sahip bir mercek yapmak istediğimizde bu denklemden yola çıkarak uygun n2, n1 ve r1 ve r2 değerlerini seçebiliriz. Evet. Formülün önemli noktalarını kısaca özetleyelim eğri yüzeyleri incelediğimizden her yüzey için eğri yüzey kırılma formülünü kullanmamız gerekiyor. Ayrıca ilk yüzeyde oluşan görüntünün ikinci yüzeyde cisim işlevi göreceğini de unutmayalım. En son elde ettiğimiz denklem de şu şekilde. Son olarak değerleri eğri yüzeydeki kırılma formülünde yerine yazarken neden işaretleri belirtmediğimizden bahsedelim. Bunun sebebi bu formülün eğri yüzeydeki kırılmalarla ilgili her duruma uygulanabilecek genel bir formül olması. Ama bu formülü belirli bir durum için çözebilirdik. O zaman işaret belirlememiz gerekirdi. Yani genel bir formülde sayıları işaretleriyle birlikte yerine yazdığımızda özel bir durum için bu formülü kullanmış oluruz. Ancak biz burada özel bir duruma göre sonuç bulmaya çalışmadık genel formülümüzün nasıl olacağını bulmak istedik. Bu yüzden de işaretleri belirlememize gerek kalmadı. Bu sayede de sadece dış bükey mercekler için değil, aynı zamanda iç bükey mercekler ve ince mercekler için de kullanabileceğimiz genel bir formül bulmuş olduk.